Mehmet Tezkan Halk TV.com.tr Davutoğlu'na kim darbe yaptı? Davutoğlu önceki gün Ekol TV'de eğer bana darbe yapılmamış olsaydı 30 Haziran'da Türk vatandaşları Avrupa'ya vizesiz girecekti demiş. Demek ki 4 Mayıs 2016 günü Başbakanlığı bırakmasını darbe olarak yorumluyor. Haksız da değil. Darbe, asker baskısı, muhtıra, gen soru, bütçenin reddi, seçim mağlubiyeti dışında başbakanlıktan istifa eden veya etmek zorunda kalan ilk başbakan. Hem de 6 ay önce girdiği seçimde %49,5 oy aldığı halde. O tarihte zaruret demişti. Bugün darbe diyor. Kendine yapılan sivil darbe. Peki darbeyi kim yaptı? Ardında kim vardı? AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri mi? Saray mı? Erdoğan mı? Davutoğlu'ndan nefret eden Pelikan grubu mu yoksa hepsi mi? Gelin ne olup bittiğine bakalım. Sabah gazetesi çevresinde kümelenen Pelikan adlı grup Davutoğlu'nu yıpratmaya, altını oymaya çalıştı. Erdoğan'a ihanet ettiği yönünde kampanya yaptılar. MKYK 28 Nisan 2016'da Genel Başkan Davutoğlu'nun il ve ilçe başkanlarını görevden alma yetkisini elinden aldı. Davutoğlu 4 Mayıs'ta Beştepe'ye gitti. Erdoğan'la görüştü. Başbakanlığı ve AKP Genel Başkanlığını bıraktığını açıkladı. Darbe ise işin içinde herkes var. Aslına bakarsan yapılanın 28 Şubat postmodern darbe dediklerinden bir farkı yok. Orada Cumhurbaşkanı Demirel devredeydi. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş. 28 Şubat sürecinde Erbakan vardı. 4 Mayıs'ta Davutoğlu var. Tabi Davutoğlu'nun darbe edildiği kenara çekilmemesi lazım. Daha açık ve net olmalı. Bana karşı darbe yapıldı diyorsa darbeyi kimin planladığını, kimin rol aldığını, nasıl yapıldığını da söylemeli. Hatırlarsanız 2015 yılında iki seçim arasında dört ayda iki büyük katliam yaşandı. Biri Suruç'ta, diğeri Ankara Garı'nda. Canlı bombalar yüzlerce kişiyi katletti. Davutoğlu başbakandı. Dokuz yıl sonra konuşursam her yerinden oynar dedi ama konuşmadı. Sustu. Darbe yapıldı iddiası da benzer akıbete uğramasın. Yakın tarihimizde taşlar yerli yerine otursun. Biliyoruz ki Erdoğan'la Davutoğlu geçinemiyordu. Davutoğlu şeffaflık yasası getirmeye kalktı, Erdoğan engelledi. Davutoğlu rüşvet aldıkları, yolsuzluk yaptıkları iddia edilen dört bakanın Yüce Divan'da yargılanmalarını istiyordu, Erdoğan karşı çıktı. Davutoğlu Almanya Başbakanı Merkel'le anlaştı, Türkiye terör tanımı dahil birçok değişiklik yapacak Avrupa'da serbest dolaşımın yolunu açacaktı. Erdoğan izin vermedi. Davutoğlu kendine bağlı medyayı ağ kurmaya kalktı. Erdoğan çok kızdı. Daha sayayım mı? Ama Erdoğan en çok 7 Haziran seçim yenilgisinden sonra Davutoğlu'nun halkı başkanlık modeline geçmek için yetki vermedi sözüne sinirlenmiştir. Bir de Hakan Fidan'ı önce milletvekili sonra bakan yaparak yanına çekme girişimine 8 yıl önce Davutoğlu'nun isifaya zorlaması darbe mi, iç hesaplaşma mı bilemem ama 10 yıl önceye dönersek mesele daha kolay anlaşılır. Taşlar yerli yerine daha rahat oturur. Erdoğan 2014 yılında Cumhurbaşkanı seçilince emanetçi değil güçlü başbakan istiyorum demişti. Davutoğlu Erdoğan'ın bu sözünü gerçek sandı. Güçlü başbakan olmaya soyundu, ipler koptu. Aslında Erdoğan itaatte güçlü başbakan demişti. Davutoğlu yanlış anladı. Bakalım Davutoğlu darbe iddiasının arkasında duracak mı, üzerine gidecek mi? 4 Mayıs sivil darbesi diye siyasi tarihe yeni bir sayfa açtıracak mı?